Evet arkadaşlar, bu video YouTube'a gidecek büyük bir ihtimalle. French ile nasıl oynarız? Sizlere onları anlatacağım. Bakalım. French ile nasıl bir build yapmanız gerekiyor? Hem de İngiliz'e karşı oynuyormuşuz. Mister 2 ile benziyor. Aynen. Fransız. Şunu söyleyebilirim. Fransız İngiliz'e karşı biraz zayıf late game'de. Hatta çok zayıf. O yüzden oyunu early'de büyük bir damage vurarak bitirmeye çalışacağım. Bir scout'ı açılışı yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu haritada çok fazla coin yok. Scout açmaya gerek yok. İlk çıkan işçimiz coin'e gidiyor. 7 tane işçi coin'de olacak. Ondan sonra 3 tane de altına yollayacağım. Etten bir işçiyle ev atacağım birazdan. İşçiyle ev atıyorum. Biraz uzağa atıyorum hafif. İki tane uzağa atıyorum. Çünkü ileride farm açmam için konsantre etrafına alan bırakmam gerekiyor. O işçi geri ete gelecek. Diğer çıkan işçiler de altına gidiyor. Üç tane işçi altından sonra diğer çıkan işçileri de geri alarak ete vereceğim çağatlayana kadar. Bu benim build'im bu arada. Bazı oyunlarda wheelbarrow da alabilirsiniz ama ben biraz daha erken çağ olup rakibe karşı biraz agresif bir oyun tarzı göstermeyi tercih ediyorum. Lordaş teşekkürler bu arada. İki oldu şimdi işçi sayım. Altının biraz önde, eğer adam hızlı bir atak saldırısı düzenlemek isterse, feodalde direkt böyle atak üzerine bir oyun sergilerse bana problem yaratabilir. Haritayı direkt böyle daire şeklinde ilk başta kendi koyunlarımı bulacak şekilde açıyorum. 3 tane şeyden sonra, altın işçisinden sonra geri çıkan diğer işçileri ete veriyorum. Gördüğünüz şekilde daire şeklinde açtım. 2 tane geyik alanım burada. Genellikle ilk ton center, ikinci ton center'ı geyiklere atmayı tercih ediyorum. Çünkü işçiler geyik etini daha iyi topluyor, daha hızlı topluyor. Bu koyunlarımı bırakacağım. Artık benim işim bitti. Haritanın köşelerine gidip de koyun aramakla uğraşmayacağım. Daha çok şimdi rakibi gözetlemekle uğraşacağım. Çünkü rakibin ne yaptığı benim için daha önemli. 2 tane, 3 tane koyun fazladan bulacağım diye rakibin ne hamle yaptığını bilmeden oynamak mantıksız. O yüzden daha çok scout'ınızı efektif kullanmaya özen gösterin. Dediğim gibi 3 tane şeyden sonra 7 yaptık. 7 et, 3 altın. Ondan sonra geri kalan işçileri geri ete veriyoruz. Çağ 5 işçiyle atlayacağım. Yine dediğim gibi parmalığını bırakıyorum. Bu 5 işçi landmark bittikten sonra odun toplamaya gidiyor. Yine mesela şöyle bir French'in ekstra özelliği var. Haritadaki marketleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üzere ben şuradaki marketin konumunu biliyorum. Dikkat ettiyseniz benim town center'ımın arkasında hemen market. Genellikle market konumları eşit derecede oluyor. Yani bu demek oluyor ki adamın town center burada. Yani adamı direkt açmak için direkt scout'ımı buraya yolladım. Çünkü minimap'ten kontrol ettim. Çıkan işçiler yine aynı şekilde ete gitmeye devam ediyor. Birazdan bir tane daha. Adamın çağ atladığını gördüm. Kaç işçiyle atladığını görmedim ama bu çağ süresi biraz adamın hızlı agresif oynayacağının biraz göstergesi, aynen gördüğün gibi. Mil de atmamış. Benim için asıl önemli olan, İngiliz'e karşı oynadığım için adamın değirmen atıp atmadı. Ha, adam 2 ton center oynuyor. Tamamdır. Ben de o zaman sadece bir tane knight yapacağım. Ben de 2 ton center oynamak istiyorum. Biraz daha topladım. Wheelbarrow'u alabilirim belki diye. Şimdi bu işçileri de artık, şimdi ben adamın 2 ton center oynadığını gördüğüm için benim de işçilerimi düzen, tek ton center'da oynayabilirim ama şu an erken gördüm ben adamın ne yaptığını. Bir tane knight ile adamı sadece ikinci ton center'ını atmayı deneyeceğim.
Kendimde aynı şekilde 2 ton center oynayacağım. Artık Knight üretmeyeceğim için sadece 4 işçi ette yeterli. 4 işçi ette kaldığı zaman ben şey üretebilirim. İşçi basabilirim. O yüzden diğer işçileri de odun ve şeye yolluyorum. Taşa yolluyorum ki ikinci ton center'ımı ben de olabildiğince çabuk atayım. Yani 2 TC yapıyorsa yapabilirsin. Niye yapmayasın ki? Bir tane Knight'la agresif olacaksın zaten. Kendin de arkadan ikinci ton center'ı atacaksın. Ben şu an adamın ikinci ton center'ı nereye atacağını düşünüyorum. İkinci ton center'ı bu geyiklere atabilir. O yüzden Knight'ımı direkt oraya yolladım. Bu scout'ımla da bu tarafı kontrol ediyorum. Dediğim gibi bütün eko dağılımımı et ve hatta istesem bir tane daha Knight basabilirim. Büyük ihtimal adam Knight'tan korktuğu için ikinci ton center'ı biraz defansif atacak gibi. Öyle hissettim. Wilbarov alacağım. French'te bildiğiniz üzere eco upgrade'leri ucuz. Adam şimdi odunda eksik galiba. Ha, buraya defansif atıyor. Tamam, ben şu an bu Knight'la bir damage vuramam. Belki şuradan bir tane işçi alabilirim. O da zor bir ihtimal. Ha, ben de birazdan ikinci ton center'ımı atacağım. Neredeyse aynen. Toplamışım yeterli taşı. Direkt ben de yolluyorum. Zaten French bir tane işçi alırsam çok büyük bir avantaj sağlayacağım. Knight'ı yedirmiyoruz arkadaşlar. Olabildiğince. Çünkü adam gördü bizi. Yani güzel defans yapıyor şu an. Ben de geyiklere attım. Çok bir fark yok aramızda şu an. Adam tabii biraz daha erken kurdu benim. Bana göre ton center'ı. Ama benim de Fransız olduğum için işçilerim daha hızlı çıkıyor biraz daha ona göre. Yani şu an büyük bir ihtimalle bir fark yok. Adamın barak attığını gördüm. Barak attığı için bu demek oluyor ki adam sadece yani 2 ton center attı ama 2 ton center sonrasında castle'a hiç düşünmüyor gibi. Öyle hissettim ben. Siz de biraz daha bunları görmeniz gerekiyor. Dikkat ettiğiniz gibi scout'ı sürekli efektif kullanıyorum ben. Yani ben de biraz daha adama karşı şey oynamam gerekiyor gibi. Ben de archer range atacağım. İkinci ton center'ım kuruldu. Geyik alıyorum. Birazdan birkaç işçi altına yollayacağım. Çünkü Knight artı Archer basmak istiyorum. Şimdi zaten ette çok işim var. Şunları altına yollayacağım. Adamın ne yaptığı benim için önemli. Altın toplamaya başladı mı? Evet, toplamada asker basıyor. Gördüm şimdi asker bastığını. Yani daha Archer range atmak istiyorum. Çünkü ordu basmasam tutamam. Artı ufak dokunuşlarla biraz map'imi kapatıveriyorum. Şimdi şurayı kapattığım zaman şu taraftan gelecek saldırıları bayağı bir geciktirmiş oluyorum. Yine aynı şekilde belki şuraya bir tower atabilirim. Görüş kazanmak için. Artık gördüğünüz gibi oso askeri bir ve archer bastığım için artık benim de şey yapmam gerekiyor. Yani biraz ekomo, et, odun ve 7-8 işçi şeyde kalmam gerekiyor. Altında kalmam gerekiyor. Çünkü Knight da basmak istiyorum. Yani ekomu daha çok böyle odun sürekli ekonomik panelden dengeliyorum ben. Aleykümselam, aleykümselam. Oyunları da bırakalım. Yani şimdi şuradan gelecek bir sal. Şurası da biraz riskli. Burayı da kapatalım. Çünkü adam gelirse şurada ton center'la karşılayacağız zaten adamı. Sürekli böyle haritanızda zayıf olan noktaları falan böyle şey yapabilirsiniz. Artık altınım da geliyor. Upgrade'leri de alabilirim. Archer'da basıyorum. Bana Blacksmith gerekecek biraz. Şimdi baktım etteki işçi sayım bayağı bir fazla olmaya başladı. Odun Blacksmith falan atacağım. O yüzden ekomu biraz daha dengeliyorum şu an. Şimdi Scout'la biraz rakip ne yapıyor ona bakmam lazım. Rakip Scout'ı indirebiliyorsanız çok süper olur. Gördüğünüz yerde acımayın. Dediğim gibi bana bir Blacksmith lazım.
Scout'ı bu tarafta görmüştüm. Hayat basmaya devam ediyorum. Şimdi gördüm, rakip biraz ordu bastı. Sonrasında biraz daha böyle defansif modda takılmaya devam ediyor. Aynen, az bir unit var. Bu demek oluyor ki biz biraz daha agresif olabiliriz. Bunu erken görseydim daha çok daha iyi olabilirdi benim için. Tamamdır. Tamam, rakip Castle'a hiç gitmeye oynuyor artık. Belki şu domuzu alabilirim. Artık yine şu upgrade'i alabilirim. Yani ben şimdi rakibin Castle'a hiç gittiğini gördüğüm için biraz daha artık agresif oynamaya ve ekomu daha çok et ve şey ağırlıklı yapmaya başladım. Çünkü benim de artık çağa gitmem gerekiyor. Çünkü rakip bayağı bir altın topladı. Yakında çağ oynayacak. Eğer denileyebilirsem Blacksmith upgrade'ini aldım. Belki TC altına girebilirim. Şimdi rakip bana alan üstünlüğünü verdiği için bu domuzu kesmem şu an benim için bir tehlike oluşturmuyor. O yüzden gelip domuzu almak istedim yani. Şimdi bir saldırı düzenleyeceğim. Arkasından da Kessler'a hiç oynamaya çalışacağım. Biraz daha ekonomi düzenliyorum. Hani buradan alıp altına verdim. Çıkan işçileri geri oduna veriyorum gördüğünüz gibi. Sürekli bir ekonomi balansı yapmanız gerekiyor. Şurada bir fight vereceğim birazdan. Çünkü adamın asker basmadığı kanaatindeyim. İki tane daha stable. Archer'lar 1. Knight'lar 2. Adam fight vermeyecek bana. TC altında kalmaya devam ediyor. Bir etrafı dolanabilirim. Artık ben de çağ oynayabilirim. Büyük bir ihtimalle o çağ basıyor. Bunu da alalım. Birazdan orduyu buraya çekecek büyük bir ihtimalle. Ben genellikle şunu tercih ediyorum. Çünkü Knight'lara Bloodlines upgrade almak istiyorum. Tamam, Archer'ları gördüm. Adam menet yapıyor ya. Yine aynı şekilde şurayı kapatabilirim. Bu adam çağ attı. Şu upgrade'i seviyorum ben. Textile upgrade'i. Genellikle oyunun ortalarına doğru alırım. Bizim de çağ gelmek üzere. Yani çok agresif oynamak için bir fırsat bulamadığım için biraz daha defansif bir oyun oldu. Gördüğünüz üzere. Şimdi bana biraz daha altın gerekiyor. O yüzden biraz daha altına yolluyorum. Çünkü Knight basıyorum. Artı Bloodlines upgrade'ini alacağım. O yüzden 20 iş falan yeterli. Upgrade'leri almam gerekiyor. Artı bir manastiri lazım. O yüzden bayağı bir altın gerekiyor bana. Artı şu alan biraz böyle şey gibi alan. Bir tower atalım. Görüş alanı kazanalım. Archer range sayımı arttırabilirim. Ben adamın menet yaptığını gördüm. O yüzden biraz daha drop gate önemli. Çünkü adam mokçu var adamda. Şu an adam 3 taunt center, biz 2 taunt center'ız. Artık biraz
Relikleri toplayıp biraz daha böyle. Ama ordusu bana çok zayıf geliyor şu an bana göre. Daha bir raid vuralım adama. Tamam, güzel bir hasar vurduk adama. Artık çıkma vakti. Çünkü Bloodlines upgrade'im yok şu an. Knight'larım o kadar güçlü değil. Güzel bir hasar verdik adama. Yine stable sayımı arttırabilirim. Şimdi okçular archer'lara güçlü. Menetler bana okçulara bir şey, archer'lar menetlere bir zarar vermiyor. Yani oyun burada GG oldu gibi. Abi bakacağız. Evet. French ile böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi acele etmeye gerek yok. Çok fazla böyle asker yedirmeye gerek yok. Rakibin hamlesini bilirseniz siz de rakibin hamlesine göre cevap verirsiniz. Yani tutup da ben Knight oynuyorum diye. Tamam, adam 2 Town Center gitti. Gelip de şuradan 2 işçi alacağım diye 3 tane Knight'ı öldürmeye gerek yok. Aceleci, tez canlı olmayın. Sabredin. Bu oyun sabır işi, strateji işi. Harita kontrolünü ele almaya çalışın. Onun dışında rakibin ne yaptığını öğrenin. Harita kontrolünü aldığınızda bak, mesela ben ne yaptım? Domuz buradaydı, gitmedim. Çünkü adam böyle şey oynayacak sandım. Hani iki tilsi sonra full asker basıyor. Baktım adam wall falan atıyor. Ha, adam bana map kontrolünü verdi. Ne yapabilirim? Ben de tutup oradan işte domuzu avlayabilirim. Harita adamın bana vermiş olduğu avantajları kendi lehime değerlendirebilirim. Gördüğünüz üzere ekonomim şu an çok güzel. Oturmuş bir ekonomim var. Ekonomik paneli sürekli takip ediyorum. İşte okçu bastığımda daha çok okçu işte 50 odun istiyor. Daha çok odun ağırlıklı ekonomi kuruyorum. İşte knight bastığımda, knight ile birlikte bastığımda odun et dengesini gözlemliyorum. Altın dengesini gözlemliyorum. Mesela taş bana gerekmiyordu. Çünkü benim şu an için erken bir kale atma gibi bir isteğim yoktu. Yani bütün hamlelerin plan dahilinde gerçekleşti. Evet arkadaşlar, sizler de bu videoyu YouTube'dan izlediyseniz kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Biz devam ediyoruz.